neredeyse böyle bir şey, beton dökmeyi çok seven bir toplum olduğumuz için çok ne yazık ki şey değil, çok uygulanmıyor. Sizin ama öyle bir şeyiniz var, hani sayıca daha fazla herhalde çelik yapı yapmış bir ofisiniz. Şeyde zorlanıyor musunuz? Yani bir, müşteriyi ikna etmede işvereni, ikincisi de bunun uygulanması esnasında işte doğru mühendislik ekipleriyle çalışmak vesaire konusunda. Yani çelik yapı yapmak çok mu zor gerçekten de yapılmıyor? Onu merak ediyorum. Şimdi çelik yapı öncelikle betonarmeye göre maliyetli bir yapı şekli. Dolayısıyla her projede tercih edilmeyebiliyor. Bir de mühendislik hizmetini dediğiniz gibi daha uzmanlaşmış, bu konuyu bilen firmalardan alınması lazım. Detaylarının o firmanın da çalışması da maliyeti direkt etkiliyor. Çünkü kesitleri küçültebilirse, doğru çözümleri getirebilirse orada biz de devreye giriyoruz. Çünkü belli açıklığı geçmeniz gerekebiliyor. O açıklıkta en ekonomik, en zarif duran, başka kriterler de var. Gerektiği zaman şantiyenin yeri önemli oluyor. Çünkü imalat yerinden taşınma önemli olabiliyor. Prefabrikte de benzer konular var. Bütün bunları harman ederek bir şekilde o çelik yapıyı oluşturuyorsunuz. Bizim tabii çelikteki şansımız, sanayi yapıları çok yaptığımız ve bildiğimiz için oradan bir bilgi birikimi var. Havaalanı yapılarında yine geniş açıklıklı çelik çatılar kullandığımız için orada bir bilgi birikimimiz oldu. Bir de işverenle bunları tartışırken hadi çelik yapalım gibi olmuyor tabii. Biz bütün yapı sistemlerini modelliyoruz. Belli akslarda çalışıyoruz. Onların maliyet analizlerini, karşılıklı kıyaslama tablolarını ortaya koyarak bir yere varıyoruz. Dolayısıyla o yüksek maliyetin gerçekte de öyle olmadığını, belli açıklıklardan sonra veya belli yapı türlerinde daha bile ekonomik olduğunu da göstermiş oluyoruz. Teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.